Arkadaşlar merhaba, kanalım Çeledo'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Zack Snyder's Justice League'in 3. bölümü olan Beloved Mother, Beloved Son bölümünü inceleyeceğiz. Çok lafı uzatmadan hemen incelemeye giriyorum. Sahne sahne incelemeye başlayalım. Film bizi doğrudan Central City'ye, yani Central şehrine götürüyor. Flash'ın şehriyle başlıyor. Öncelikle kısa bir bilgi olan 1.395.000 popülasyonu var kısmıyla başlıyor ki bu gene bir çizgi romandan alıntı. Bunun yanı sırada da işte hızınızı düşürün diye küçük bir espriyle film bizi Central City'ye götürerek 3. bölümü başlatmış oluyor. Flash'ı bir köpek bakım evi, köpekleri gezdirme tarzı bir iş başvurusuna girerken görüyoruz. Burada Iris West ile ilk defa karşı karşıya geliyor ve ilk görüşte aşk dediğimiz bir bakışma, bir elektrikleme vesaire orada vuku buluyor. Daha sonra içerideki kadınla iş başvurusu üzerine konuştuğunu görüyoruz. Bu konuşma sırasında hem Barry'nin gergin olduğu anlarda nasıl çok fazla konuşup saçmaladığına şahit oluyoruz. Üstüne üstlük araya sıkıştırılmış bir cümlede de ceza hukuku okuduğunu görüyoruz. Aslında bu işlerde çalışmaması gerektiğinin farkına varıyoruz ama bir şekilde o iş başvurana kadar düşmüş olduğunu söylemiş oluyor film bize. Barry içeride bu konuşmayı yaparken dışarıda ise Iris arabasını çalıştırmaya çalışıyor. Bu sırada gelen bir kamyonette kazaya sebebiyet verecek şekilde işte bir hamburgeri yere düşürme, onu almaya çalışma vesaire gibi durumlara sebebiyet veriyor. Orada küçük bir aslında saygı duruşu da var. Kamyonetin kasasında Gardner Fox yazıyor. Tabii bunu araya böyle bir kesme işareti falan atarak yapmışlar ama Gardner Fox orijinalde DC Comics'in yazarlarından biri ve Flash'ın ilk yaratıcısı. Orada da küçük bir eklentiyle kendisine saygı duruşunda bulunmuş. Daha sonra bu kamyon gelip hem oradaki bir işte hot dog satan arabaya çarpıyor hem de Iris West'in arabasına çarpıyor. Ve biz bunun akabinde Flash ilk defa güçlerini kullanırken görüyoruz. Hem dönerken ayakkabısının üzerindeki şimşekler güzel bir gönderme. Onun dışında işte küçük bir dokunuşla camı paramparça etmesi, dışarıya çıkması yine hoş özellikler. Ve Zack Snyder Flash'a şöyle bir şey yapmış. Ufak bir dokunuş aslında, kendince kattığı bir yaratıcılık. O hızlı hareket eden biri doğrudan birini tutar taşımaya kalkarsa kolunu bacağını koparır. Bedenini parçalar diye düşünmüş. O yüzden çok ufak hareketlerle Iris'i yavaş yavaş yere indirdiğini görüyoruz. Ve bu sırada da bir tane sosis de alıp cebine koyuyor. Daha sonra küçük bir işte iş başvurusu üzerine yaptığı bir esprinin temelini oluşturuyor aslında. İlk etapta ne oluyor, niye onu çaldı falan demiştim ama hani sonrasında küçük bir göndermeyle bağladıklarını görünce temize aldık orayı diyebiliriz. Flash ve Iris West arasındaki aşkın tohumlarını attıktan sonra film bizi tekrardan Atlantislerin arasında götürüyor. Parademonları, Atlantisleri sudan çıkarırken görüyoruz. Orada tam olarak bir şeyi anlamadım açıkçası. O Atlantisliler asil olanlardan mı? Yani karada nefes alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı? Bir türlü çözemedim, emin olamadım. Sanki böyle bir kısmı boğuluyor gibiydi. Sadece o konuşan belki de asildi, bilmiyorum. Ama orada bir şekilde her neyse Steppenwolf'un çok sağlam bir şekilde sorguya çektiğini görüyoruz. Ve Atlantislilerin de orada ne kadar dik durabildiğini görüyoruz aslında. Ölümün ucunda bile hiçbir şekilde kendi vatanlarını, kendi korudukları, inandıkları değerleri satmadıklarını görüyoruz ama Apokalips'in elindeki teknoloji herhangi birisi ötmese bile öttürmüş kadar bilgi alacak şekilde, yani Motherbox'ın nerede durduğunu görecek şekilde kişiden bilgiyi alabiliyor. O Steppenwolf'tan çıkan örümcekvari işte bilgileri çalan, zihin okuyan, belki de işte gösteren robot yaratık artık her neyse, o da biraz bana böyle Star uyandırdı. Küçük bir belki göndermede değildir, bilmiyorum, emin değilim ama sadece görünce ilk etapta bir aklıma o gelmişti. Bu sorgu sahnesi de daha önceki sinema versiyonunda filmin stüdyo tarafından çok vahşi bulunduğu için çıkarılmış sahnelerden biri ki çok mu vahşi derseniz, yani bu tarz bir filmde çok açıkçası abartı kalmamış. Sadece Steppenwolf adamı tutup fırlattığı zaman kafasını çarptığını ve kan geldiğini görüyoruz ki daha hala konuşmaya devam edebiliyor. Yani bir Atlantis'li için o kadar belki de büyük bir hasar değil. Zaten sonrasında ne yaptıklarını görmüyoruz. Steppenwolf bilgi aldıktan sonra onları sağ mı bıraktı, öldürdü mü? Bu biraz seyircinin hayal gücüne bırakılmış. Akabinde Louis'i görüyoruz. Bir sandığı açmış, içinden bazı eşyalar çıkarıyor. Bu eşyalar İlk etapta ne olduğu anlaşılmasa da daha sonradan çıkan pelerini anlıyoruz ki Clark'ın eşyaları. Bir çeşit yas tutmaya devam ediyor ve eski eşyalara bakıp hatıralarını, işte anılarını canlandırıyor ki o Louis'in pelerinde duruşu da işte Superman'in ölüm çizgi romanındaki o pelerini sahneyi andıran bir an. Birebir aynısı değil ama bu filme uyarlanmış hali diyebiliriz. Belki de birebir kopyalamak daha güzel olmuş, farklı bir hava katmış. Louis'in yas tuttuğunda o şekilde yine görmeye devam ediyoruz. Akabinde Batcave'e geri dönüyoruz. Bruce ve Diana bilgisayar başına oturmuşlar. Toplayabilecekleri takım üzerine konuşma yapmaya devam ediyorlar. Bruce Diana'ya Arthur'u gösteriyor ve Diana Arthur'u gördüğü gibi onun bir Atlantis olduğunu tahmin ediyor. Çünkü çok
derinde bir noktada olduğu için denizin altında ancak onlar hani o noktada yaşayabilir, nefes alabilir diyor. Bruce ise dışarıda konuştuğunu söyleyince demek ki bir melez diye orada hemen Diana söylüyor ve bir Atlantis'e güvenmeyeceği vesaire o kendi aralarındaki daha önce çıkmış olan savaşa göndermeler yapıyor. O noktada küçük bir romantizm yaşıyoruz Wonder Bet arasında ama bu da çok kısa geçiyor. Derken birisi yani Bruce Flash'ın yanına gitmek üzere, Diana da Cyborg'un yanına gitmek üzere aralarında anlaşıyorlar. Diana o bir Cyborg dedikten sonra bu sefer filmimiz bizi Cyborg'un yanına götürüyor. Cyborg'u dışarıda Amerika futbolu oynayan çocukları izlerken görüyoruz. Bu sırada kendi geçmişini düşünüyor çünkü o da bir Amerikan futbolu oyuncusuydu. En azından bu Cyborg'a dönüşmeden önce ve takımın en iyilerinden biriydi. Orada da forma numarası 7. Bu da aslında bir nevi Justice League'in 7 ana üyesini temsilen belki de seçilmiş bir numara. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. O sahnede bu arada koreografını Zack Snyder'ın oğlu Ellie Snyder tasarlamış. Kendisi de aynı zamanda bir Amerika futbol oyuncusu. Gittiği kolejde, üniversitede vesaire de yine Amerika futbolu oynamış birisi. O yüzden sahnenin koreografını bizzat o çıkarıp sahnenin çekiminde babasının yanında bulunmuş. Bu sahne boyunca biz Victor'un geçmişinden sürekli bir şeyler görmeye devam ediyoruz. O sırada işte okulda annesinin müdürün odasında görüyoruz ki yine Zack oraya küçük bir ayrıntı bırakmış. Ne zaman ki müdür anneye ismiyle hitap ederse, Bayan Stone derse o Doktor Stone diye düzeltiyor. Bu da aslında kadınların toplumda sadece kadın olarak görülmemesi gerektiğiyle ilgili. Aynı Batman v Superman'de bana bir kadınla konuşacağımı söylememişler diyen teröriste ben kadın değilim, muhabirim diyen Louis Lane'i anımsatan bir sahne. Yine Zack'in koyduğu güzel küçük bir saygı duruşu. Neyse onun akabinde biz yine Cyborg'un ne kadar daha doğrusu Victor'un ne kadar iyi kalpli bir insan olduğunu görüyoruz. Çünkü işte evi yanmış bir kızın notlarını sisteme girip eklemiş, yükseltmiş ve orada yine arada geçen bir kelime sayesinde Victor'un bir dahi olduğunu da öğreniyoruz. Yani sadece iyi bir atlet değil, aynı zamanda iyi bir dahi, aynı zamanda iyi yürekli birisi. Yani kahraman olmasına yetecek, sürekli gülümsemesine yetecek birçok öğeye sahip. Ancak bu flashbackler arasında gidip gelirken Victor son saniye sayısını yaptığı zaman sevinirken tribüne döndüğü zaman sadece annesini görüyor ve bu onda küçük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Bu aslında biraz klasik bir Amerikan klişesi filmlerinde olan işte babanın maça gelmemesi durumu ama sanırsam yani Victor'ın bir Amerikan futbol oyuncusu olduğunu düşünürsek buraya baba oğul arasındaki sorunlu ilişkiyi temsil etmek adına konulabilecek en mantıklı seçenekti diye düşünüyorum. Daha sonra Victor ve annesini arabada eve dönerken veyahut da işte giderken görüyoruz. Burada da yine aralarında geçen konuşmadan babanın işkolik olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Anne bir şekilde babayla oğul arasında köprü olmaya çalışıyor ama bu konuşmalar sırasında oluşan trafik kazasında anneyi kaybediyoruz. Victor ise iki bacağını, bir kolunu, bedeninin çoğunu hatta bir gözünü kaybediyor. O kaza esnasında Victor son anda sol kolunu annesinin önüne doğru uzatıyor ve tehlike anında artık o tarz bir ölümün yaklaşıldığını düşündüğü anlarda mı bir refleksi gibi bir şey sanki o diye düşünüyorum. Çünkü filmin ilerisinde babası ölürken de aynı şekilde sol kolunu ileriye doğru uzatıyordu. O zaman tabii ki bir cyborg ama böyle sanki küçük bir paralellik var gibi geldi. Onu da fark etmişken değinmek istedim. Hastanede kötü haberi alan Silas Stone'u gördükten sonra da bir şekilde oğlunun ölümünü kabullenemediğini, işte orada biraz daha Dr. Frankenstein moduna girdiğini görüyoruz. Akabinde de zaten yaptığı şeyin ne olduğunu biliyoruz. İşte Mother Box'ı aktive edip oğlunu hayata geri getirmek ama geri getirdiği şey oğlu mu diye sorarsanız temelde evet ama Victor bunu bir türlü kabullenemiyor tabii ki. Kabullenmesi de kolay bir şey değil. Ve derken Victor'ın hayallerinden çıkıp tekrardan günümüze dönüyoruz. Dr. Stone'un eve geldiğini, Silas Stone'un eve geldiğini ve oğlunun hayatına devam etmesi gerektiğiyle ilgili umut çektiğini görüyoruz. Annen de bunu istemezdi, eve tıkılıp kalmanı istemezdi, hayatına devam etmeni isterdi şeklinde nasihatler verdiğini görüyoruz. Ama Victor bu noktada artık çok depresif modda, her şeyden babasını sorumlu tutuyor. Sahip olduğu güçleri bir ucubelik olarak görüyor. Hayatını yanlış görüyor. Sonuçta annesi ölmüş, kendisi bir şekilde hayatta kalmış ve bu ikinci şansı doğru bulmuyor. Orada kendisinin de ölmesi gerektiğini inanıyor ve hatta babasının o gün maça gelmiş olması gerektiği ve bundan hiçbirinin olmaması gerektiğini düşünüyor. Victor'ın tamamıyla depresif modu, sinirli halinin temeli buralardan aslında başlıyor. Ve bu ikinci şans muhabbeti de aslında bir nevi benim gözümde Superman'le Cyborg arasındaki paralellik ve empati kurulmasına kolaylık sağlıyor gibi geliyor. Yani takım içi empatiyi giderek arttıran birçok buna benzer küçük küçük unsurlar var. Her birini hatırladıkça söyleyeceğim ama Superman de sonuçta bu filmde diriltildiği zaman ikinci bir şansı elde etmiş olacak ki bundan zaten kendisi de bahsedecek. Victor da benzer bir sürece uğramış. Öldü denilirken Mother Box'ın yardımıyla geri hayata getirmiş ve ikinci bir şansı elde etmiş.
ki çok farklı bir şekilde gelmiş durumda. Orada da öyle küçük paralellik olduğunu düşünüyorum. Oğluyla doğrudan bir iletişim kuramayacağını anlayan Sally Stone ise en son bir ses kaydı bırakarak evden ayrılıyor. Daha sonra biz Victor'ın bu ses kaydını dinlediğini görüyoruz. Bu ses kaydını dinlerken de o eşlikte işte ilk uçuşunu yapmasını, kendi güçlerini yavaş yavaş kabullenmesini ve denemeye başlamasını görüyoruz ki baba sıfırlar ve birlerden oluşan bu dijital dünyada oğlunun aslında bir nevi bir tanrı olduğundan bahsediyor. Nükleer bombalardan tutun da finans sistemine kadar her şey Victor'ın merhametine kalmış durumda ve orada dediği şey çok doğru. Zor olan müdahale etmesi değil. Müdahale etmek onun için çok kolay. Zor olan şey bütün haksızlıkları görüp müdahil olmaması. Hiç karışmaması kısmı. Ve gerçekten bu Cyborg'un bakış açısı için, Cyborg olan bakış açısı muazzam güzel bir perspektif. O tarz bir varlık her istediği şeyi dijital dünyada değiştirebilecek birisi tamamıyla onun merhametinde olurduk. Babanın bu yaklaşımı çok doğru ve orada bir şekilde etik olarak oğluna müdahale etmemesi gerektiğini söylüyor ama biz daha önce de flashback sahnesinde gördük ki Victor bu tarz durumlarda müdahale olmayı seven bir karakter. Yani bundan önce de evi yanmış, arkadaşının notlarını sistemi hackleyip girip yükseltecek kadar gözü kara bir tip. Biz orada yine Victor'ın bekar bir annenin diyelim artık muhtemelen boşanmış, eş ölmüş bilmiyoruz tabii o kadarını söylemiyor film bize ama iki çocuklu bekar bir annenin hayat mücadelesini gösteriyor ve yine orada çok sevdiğim küçük bir dokunuş. Zack Snyder'ın filmlerinde çünkü sadece süper kahramanlar kahraman değil, insanlar da kahraman. Anne o kadar ekonomik zorluğun, o kadar psikolojik zorluğun içinde evsiz birine çok az parası olmasına rağmen para veriyor. Yani bence çok küçük ve güzel bir şey. Victor da tabii bunu görüyor. Daha sonra işte kadına 100 bin dolar veriyor. Çünkü onun için o banka sistemini manipüle etmek zor değil. Ve o bankacılık sistemine girmeden önce de önünde iki tane büyük figür kavga ediyor. Biri ayı, biri boğa. Ayı düşen trend piyasasını, boğa ise yükselen trend piyasasını simgeliyor. Ben böyle bir bilgiye sahip değildim açıkçası. Fikrim yoktu. Filmi izlediğimde ilk hani illaki bir şeyleri simgeliyorlar diye düşünmüştüm ama sonrasında aklımdan uçtu gitti. Daha sonra ben bu incelemeyi hazırlamadan önce beni uyaran Necati Aydın arkadaşıma çok teşekkür ederim. Kendisine buradan teşekkürlerimi ileteyim. Onun sayesinde bu detayı hatırladım ve biraz araştırıp bu noktaya da eklemiş oldum. Kendisine tekrardan teşekkür ederim. Dediğim gibi o ayı ve boğa bunları simgeliyor ama onlar Victor için hiçbir şey ifade etmiyor. Onun sadece elinin tersiyle itip atabileceği şeyler, trendlerin ne olduğu vesaire onu da değil. Girip herhangi birisinin dijital parasını aynı anda yükseltebiliyor. Bu da yine onun ne kadar kuvvetli olabileceğinin bir göstergesi. Ancak işte Victor bu bekar anneye yardım ettikten sonra sevinçli bir şekilde dönecekken yine kendisini gören beyaz Amerikalı iki tip diyelim. Orada da küçük bir aslında ırkçılık göndermesi de yapılmış bana sorarsanız. Korkup kenara çekilince yeniden kendini canavar gibi hissetmeye başlıyor. Ses kaydının devamına geldiğimizde ise babası işte bu noktaya kadar bir bilim adamı olarak konuştum, mantığımla söyledim. Şimdi kalbimden konuşacağım, baba olarak konuşacağım dediği yerde Victor parçalayıp bırakıyor ve babasının geri kalan sözlerini dinlemiyor. Biz de duyamıyoruz. Derken bir parademonun Victor'ın evine doğru geldiğini görüyoruz. Bir şekilde Mother Box'ın kokusunu almış. O pencereye yaklaştığı zaman Victor Mother Box'ı koluna almış. Bir elinde silah dönüşmüş halde pencerenin kenarında duruyor. Ve orada muhtemelen ilk defa kolu silaha dönüşüyor tehlike karşısındaki Victor bunu görünce şaşırıyor. Daha sonra gerek polis sireni, gerek çevredeki insanlar derken Parademon'un kaçtığını görüyoruz. Parademon'un kaçışından sonra da bizi film Central City hapishanesine götürüyor. Orada Flash'ı babasıyla görüyoruz. Birlikte bir işte baba oğul konuşması yapıyorlar. Beryal'ın babasını hapishanede ziyaret etmiş. Her ne kadar kendi suçu olmasa da Beryal'ın orada bir suçluluk duyduğunu görüyoruz. Babasını hapisten çıkarmak istiyor ki ellerini camda birleştirip koydukları sahne. Bana sorarsanız Flash'ın bir önceki sahnesiyle de küçük bir paralellik taşıyor. Flash'ın o tarz bir camı sadece bir dokunuşla kırabildiğini biz bir önceki sahnede görmüştük. Ama burada da işte onun etik anlayışını görüyoruz. Yasalara olan saygısını görüyoruz. Babasını oradan çok rahat çıkarabilir ama hiçbir şekilde o camı kırıp çıkarmıyor. Bekliyor, işi kuralına göre yapmak istiyor. İşte ceza hukuku okumak istiyor, onu bitirmek istiyor ve o yolda ilerleyip babasının masumiyetini kanıtlamak istiyor. Ancak babası da bir şekilde artık bu işin peşini bırakması gerektiğini, kendi hayatına devam etmesi gerektiğini söylüyor. Orada bir yine baba oğul çekişmesine şahit oluyoruz, anlaşamıyorlar. İki tarafın da kendine göre haklı sebepleri var ve bunu söylüyor. Ve orada babanın son söylediği şey kendi geleceğini kur cümlesi filmin ilerisinde yine bizim önümüze çıkacak olan cümlelerden biri oluyor.
Daha sonra Barry'i kendi yaşadığı yere, ev diyemeyeceğim bir mekana girerken görüyoruz ki girişi biraz zorlaştırmış kendince, işte kilitler, sigortayı söküp takmalar vesaire bilmem ne. Bir şekilde evine girdiğini görüyoruz ve ışıklar yaktığı anda köşeden Bruce Wayne'in kendisine hoş geldin Barry Allen şeklinde kendini tanıttığını görüyoruz. Akabinde aralarında küçük bir konuşma geçiyor ki orada Bruce bir şekilde Barry'nin sırrını çözmeye çalışıyor. İşte kostüme bakıyor, onun atmosfere girerken uzay mekiklerinde yanmayı engelleyen özel maddeden yapıldığını vesaireyi söylüyor. Barry sürekli burada kaçmaya çalışıyor. Küçük kaçamak laflarla cevap veriyor ve o arada bir tek işte şey göndermesi var. Goril dilini de biliyorum, goril işaret dilini de biliyorum dediği şey de işte gorille burada gönderme olarak yapılmış diye bariz bir şekilde. Ve Bruce bunu konuşarak çözemeyeceğini anladığı anda da çıkarıp Batarang'i fırlatıyor anının ortasına. Tak, akabinde de işte Barry'nin kaçtığını, Batarang'i alıp Bruce'la konuşmayı yaptığını ve gerçekten yalnız olduğunu, bir şekilde birileriyle birlikte olmak istediğini görüyoruz. Bir takıma da katılıyor bu sayede. Ve Barry'nin de konuşkanlığını görüyoruz bu sayede. Daha dışarıya çıkarken hani takıma yeni katılmış, Bruce Wayne'le 5 dakika önce tanışmış biri olmasına rağmen Speed Force'dan bahsetmeye başladığını vesaireye görüyoruz. Oradaki Mercedes de bu arada Mercedes firması tarafından bu filme özel üretilmiş bir araç. Hani normalde öyle bir araç yok. Ama bu film için Bruce Wayne'in kendine özel bir aracı olması gerektiğini düşündüğü için Zack Snyder Mercedes'ten bu şekilde bir anlaşma yapmışlar ve Mercedes o aracı sadece bu filme özel üretmiş. Daha sonra araba oradan ayrılırken de orijinal filmde olmayan, bu filmde, orijinal film demek doğru değil, özür diliyorum, sinema versiyonunda olmayan ama orijinal filmde olan tabelayı görüyoruz. You are not alone yazan, yalnız değilsin yazan AFSB tabelasını görüyoruz. Burada da Zack'in kızının intiharından sonra birlikte çalıştığı birçok organizasyonda benim de dahil olduğum Zack Snyder fanlarının birlikte yürüttüğü AFSB'ye bir saygı duruşu, bir selam duruşunda bulunmuş. Onu da orada görmek güzel oldu. Film tekrardan bizi Batcave'e götürüyor. Orada Diana ile Alfred'i görüyoruz. Diana'nın bir Alfred'le arasında bir çay muhabbeti geçiyor. Orada Alfred'in biraz böyle ne kadar küçük detaylara takıldığını görebiliyoruz aslında. Tam bir İngiliz beyefendisinin onun da çay öyle değil böyle yapılır falan şeklinde Diana'ya sürekli müdahale ettiğini görüyoruz. Diana'nın da standart bir kadın olmadığını aslında görüyoruz. Hani kadınların normalde bu tarz şeyleri çok iyi bilmesi beklenir ama hani bu bir toplumun yargısıdır aslında bakarsanız. Herkes bilmelidir. Her kadın bilmek zorunda da değildir. Oraya da öyle küçük bir eklenti yapmışlar. Daha sonra Alfred'in çalıştığı Gauntlet'le ilgili konuştuğu zaman o Gauntlet'in üzerinde Krypton gemisinden alınma işte bazı şeylerin olduğu vesaireyi tam teknik detaylarına da anlatıyor ki böylece uzaylılardan gelen ışınlara vesaireye dayanabilecek bir Gauntlet yapma peşinde, bir bileklik yapma peşinde. Diana da bunu gördüğü zaman Bruce'un fikri nereden aldığını anlayıp küçük çaplı bir laf sokuyor. O zaman bir tane de kement yap, hatta siyah olsun diyerek güzel gene küçük böyle bir tatlı espriyle film o arada renklenmeye devam ediyor. Ki burada da biz Alfred Diana arasındaki kimyanın da en az bir Bruce Alfred arasındaki kimya kadar yükseldiğini görebiliyoruz. Derken Batcave'in bilgisayarını hackleyen Cyborg Diana'ya buluşma noktasını gösteriyor. Çünkü bir şekilde Diana onun hakkında araştırma yaptığını biliyor. Dijital sistemlere bağlanıp ve onu çağırıyor. İkisi buluştuğunda da Victor'un yanında sırt çantasında, en azından yani omzundaki çantada Mother Box'ın olduğunu anlıyoruz. Ve Victor'ın ne kadar sinirli olduğunu, her şeyi bildiğini fark ediyoruz. Ve orada Diana her ne kadar ona anlayışla yaklaşsa da bir türlü o an için kazanamadığını görüyoruz ki Diana kendinden örnekler veriyor Victor'a. Ben de uzun zaman işte bir sevdiğimi kaybettiğim için dünyaya kendimi kapattım vesaire şu moduna giriyor. Ancak Victor'la tam olarak bir o konuda ortak bağ o an için yakalayamıyor. Belki de yakalasa da Victor kabullenmek istemiyor aslında. Belki de böyle bakmak daha doğru. Ve Diana tüm ikna çabalarına rağmen en son hani şunu anlıyoruz. Victor ne kadar iyi olmaya çalışırsa çalışsın dünyadan aynı geri dönüşü alamadığı için sikmişim dünyayı moduna girip oradan uzaklaşıyor ve Diana ona zaman vermek zorunda olduğunu farkına varıyor. Ama en azından Diana Victor'a bir şeyleri sorgulatabiliyor orada. Yani evet hepimizin başına benzer şeyler geliyor ama bir şekilde devam ediyoruz. Senin de bazı artık yeteneklerin, lütufların var ve bunları kullan diye söylüyor. Ancak tabii Victor bunları bir yetenek olarak görmediği için, hala kızın olduğu için Diana'yı tam olarak dinlemiyor. Oradan uzaklaştıktan sonra da gidip kendi mezarına Mother Box'ı gömerek kendisini tekrardan hayata getiren şeyi toprağın altına sokarak hem onu tekrardan koruma altına almış oluyor. Aynı Kral Arthur gibi gömen kişi oluyor. Hem de
bir nevi kendisini gömüyor belki de bilmiyorum hani zihninde. Oranın boş olmaması gerektiğini düşünüyor. Mezardaki ölüm tarihine bakınca da 2015'i görüyoruz. Bu da bize BVS'den Batman v Superman Dawn of Justice'dan bir yıl önce Victor'ın o kazayı yaşadığını gösteriyor. Bir yıl önce kayıtlara ölü olarak geçtiğini gösteriyor. Daha sonra Star Laboratuvarlarına dönüyoruz. Orada da tekrardan Riancho'yu görüyoruz. Yani Atom'u görüyoruz. Krypton gemisinden alınan bir parça elektron bombardımanı tuttuğu zaman merkezin aşırı derecede ısındığını, hatta dünya üzerindeki en sıcak şey olduğunu Dr. Stone anlatıyor ki bu filmin içerisinde çok önemli bir noktayı oluşturuyor. Burada benim merak ettiğim bir şey var. O Krypton gemisinden alınan bir parçaydı. Daha sonra aynı işlemi Mother Box'a da uyguluyorlar. Kryptonlarla apokalipsler acaba geçmişte bir noktada karşılaştılar mı? Teknolojiler arasında çok büyük bir benzerlik var. Hani biz Man of Steel'da Krypton'un daha önce uzaya yayıldığını biliyoruz Kryptonların. Acaba bir noktada apokalipslerle karşılaştılar mı diye düşünüyorum. Çünkü Krypton gemisindeki işte uzaktan konuşma sistemi artık diyelim bir şekilde görüntülü konuşma sistemi gibi olan sistem, Desaad'ın Steppenwolf'la konuştuğu sistemle Man of Steel'da Kerex'in bir şekilde Jor-El'le eşi arasındaki konuşmayı sağlayan sistem birbirini çok andırıyor bana. Hani bir noktada apokalipsler acaba Kryptonlar birlikte çalıştılar mı daha öncesinde veya doğru yönleri yani bilemiyorum o yüzden emin değilim. Ama orada böyle bir benzerlik yakaladım gibi geliyor ki nasıl elektron bombardımanı tutulduğu zaman Krypton gemisinden alınan parça aşırı ısınıyorsa aynı şey Mother Box için de geçerli oluyor. Burada bir paralellik var ancak bu filmde bu açıklamıyor. Belki sonrasına saklandı bilemiyorum. Neyse işin apokalips Krypton kısmını bırakıyorum. Akabinde Dr. Stone evine gidiyor ve orada Paradigm tarafından kaçırılıp diğer tutsakların yanına götürülüyor. Böylece tek tek sorgulanacaklar. İşte neyse Mother Box'in yerini öğrenmeye çalışacaklar. Sonuçta Steppenwolf ilk iki kutuyu ele geçirdi. Geriye bir kutu kaldı. O da insanların kutusu. Onu aramaya devam ediyor. Şimdi bizi Gotham şehir polis departmanına götürüyor. Orada biz Jim Gordon'u görüyoruz. Emniyet müdürü Gordon bu arada. Uzun yıllardır tabii ki nasıl Batman Gotham'da 20 yıldır suçla savaşıyorsa o da belki de 20 yıldır artık yükseli emniyet müdürüm olana kadar gelmiş. Ancak biraz yılgınlık da var üzerinde. Yani eline gelen notları çöpe atışından anlayabiliyoruz. Star laboratuvarlarından kaçan insanların görgü tanıklarının verdiği ifadeler her ne kadar Batman'i andırsa da aslında onları tabii biz Paradigm'ların yaptığını biliyoruz ki Gordon da bundan şüphelenmiyor zaten. Kesinlikle Batman'i yapmayacağını düşünüyor. Orada o çizimi getiren kişi de Crispus Allen. Çizgi romanlarda daha sonra Spectre'ye dönüşen bir karakter. Hani Snyderverse'de böyle bir şey olacak mı bilmiyorum ama belki de sadece ismi geçen bir karakter olarak kalacak. Oraya da öyle küçük bir şekilde eklenmiş. Umuyorum Spectre'ye dönüşür. İzlemesi hoş olur. Daha sonra Parademon'ların Dr. Stone'u işte diğer rehinlerin yanına getirdiğini görüyoruz ki çok fazla rehineyi kaçırdıklarını yine görüyoruz. En az 8 kişi zaten Star Laboratuvarlarından kaçırıldığını düşünürsek oradaki sayıyı tam sayamadım ama ona yakın insan vardı. Muhtemelen hepsi oradan kaçırılan kişilerdi. Bir şekilde o Mother Box'ı bulmaya çalışıyorlar. Ancak Dr. Stone birçok kişiye göre uzaylılara belki daha aşina olduğu için ortada dönen bir şey olabileceğini bildiği için olduğundan dolayı belki de diğer rehinelere göre daha sakin olarak görüyoruz onu. Akabinde film tekrardan bizi Bruce Diana, bu sefer Barry üçlüsüne getiriyor. Bruce'la Barry Gotham'a geri dönüyorlar uçakla ve Diana bunları havaalanında karşılıyor. Orada Barry'nin ne kadar heyecanlı olduğunu görebiliyoruz. İlk defa yalnız değil, güçlerini saklamak zorunda değil. Kendi gibi davranabiliyor. Bunun bir mutluluğu var. Bir de Diana tabii ki çekici bir kadın, ondan da etkileniyor vesaire bilmem ne. Orada güzel bir diyalog geçiyor. Daha sonra Atlantis'e gidiyoruz. Mother Box'ın durduğu kaleyi gösteriyor bize. Mera'yı ve oradaki Atlantis askerleri görüyoruz. Mera bir tehditin geldiğinin farkında giderek askerlerin kaybolduğunu öğreniyor ki orada bir küçük bir şey var. Bir Atlantisliler suyun içindeyken Yunuslar gibi haberleşiyorlar. Ses dalgaları ve küçük klikler kullanıyorlar. Bu da yine Zeki'nin yaptığı bir icat. Doğrudan suyun altında konuşamıyorlar. Doğrudan konuşmaları gerekiyorsa da işaret dili dışında bu tarz bir haberleşme dışında konuşmaları gerekiyorsa da bir su balonu oluşturup onun içinde konuşuyorlar. Mera orada askerle konuştuğu zaman bir şeylerin sıkıntılı olduğunu farkına varıyor tabii ki o askerin verdiği rapordan ve ona göre bir önlem almaya çalışıyor. Ve yine orada Mera ile askerin arasındaki geçen konuşmalar anladığımız şey buradaki tehdide göz yumuyor. Amacı tamamıyla farklı. İsyan bölgelerini bastırmak ve sonrasında yeryüzüne savaş açmak. Bu küçük küçük ekiliyor. Muhtemelen işte daha sonra gelecek olan Aquaman filmine temel hazırlamak için kurulmuştu bunlar ama tam olarak uymayan bir film bize verildi. O yüzden yani o bağlantıları tam ne yazık ki yapamıyoruz desek de. Ve derken Steppenwolf'un oraya geldiğini, Atlantis askerleri
vahşice katlettiğini, Motherbox'a ulaşmak için elinden geleni yaptığını görüyoruz ki Mera ile aralarında çetin bir savaş başlıyor. Ve o savaş içerisinde Mera'nın ne kadar kuvvetli olabileceğini görüyoruz. Bir su balonu oluşturduktan sonra Steppenwolf'u kendi üzerine çekip Steppenwolf'un bedenindeki tüm suyu çıkardığını görüyoruz ki giderek o su bittikten sonra, vücudun suyunu emdikten sonra dışarıya kanın gelmeye başladığını görüyoruz. Yani Mera'nın ne kadar ölümcül ve korkunç olabileceğinin aslında küçük bir göstergesi orası. Ama tabi Steppenwolf da boş beleş değil, yani bir şekilde bunu durduruyor ve tam Mera'yı öldürecekken sahneye kahramanımız Aquaman giriyor. Akabinde de Aquaman'in aslında suyun altında ne kadar etkili bir savaşçı olabileceğini görüyoruz ama yine dediğim gibi bu filmde kesinlikle Steppenwolf küçümsenecek bir karakter değil. Zırhı çok kuvvetli, kendisi çok kuvvetli, motivasyonu kuvvetli. Ama yine de suyun altında belki ikisiyle birlikte baş edemeyeceğini fark edince ilk bulduğu fırsatta da Motherbox'ı alıp kaçıyor. Daha sonra Mera ile Arthur arasında geçen bir konuşmaya şahit oluyoruz. İşte o konuşmada yine Aquaman filminin bu filmin neden devamı olmadığı ile ilgili küçük bir anekdot daha geçiyor. Mera annem ve babam öldüğünde kraliçe Atlanta beni yanına aldı diye söylüyor. Ancak Aquaman filminde biliyoruz ki evet annesi ölmüş ancak babası hala sağ olarak gözüküyor. Bu küçük detay da yine iki filmin birbirine olan bağlantısını ne yazık ki koparıyor. Ki ben Aquaman filmini çok hani severim. Tamamıyla bundan bağımsız olarak konuşacağım ama ne yazık ki bu bağlantıyı evet o da öldürüyor. Daha önceki bulduğum şeylerle birlikte. Ve yine orada Aquaman'ın sırtına o kralın görevini yükleyip evet kral olmayı kabul etmemiş olabilirsin ama annem burada olsaydı o çalınan Motherbox'ın peşine düşer. Bir şekilde onu alır geri getirirdi diye söylüyor ve Arthur her ne kadar istemese de, her ne kadar kral olmasa da bu görevi o an fiilen söylemese de kabulleniyor aslında. Bunu da görüyoruz. Daha sonra Victor'ın eve geldiğini ve babasının kaçırıldığını fark ettiğini görüyoruz. Cam falan kırılmış. Oradan dışarıya bakarken gökyüzüne yansılmış bat sinyali görüyor. Ve artık bir şekilde başkalarıyla ortak çalışması gerektiğinin, işin kendisinden bile belki büyük olduğunu farkına varıyor. Oradan da Steppenwolf'un kalesine geçiyoruz. İkinci Motherbox'ı yerleştiren Steppenwolf tekrar Desat'la konuşuyor. İkinci Motherbox'ı da bulduğunu, sonuncusunu da Parademonların bulmak üzere olduğunu, esirler getirdiğini, onları sorgulayacağını ve bir şekilde bulup bu işi bitireceğini söylüyor. Desat da zaten git kendini sorgula diye bir şekilde bir güzel azarlıyor kendisini. Ve artık bu işi bitirip bir gezegen daha kazanmak isteyen Steppenwolf'un görüntüsüyle birlikte filmin 3. bölümü de son buluyor. Evet arkadaşlar, biliyorum biraz uzun uzun gidiyor. Sahne sahne incelemeye çalışıyorum, yakaladığım her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Lütfen benim kaçırdığım bir şey varsa yorumlarda siz de bunları belirtin bana. Fikirlerinizi söyleyin. Onun dışında videoyu beğenin, paylaşın. Aşağıdaki çana basın, bildirimleri açın. Kanala abone olun. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.